Çok teşekkür ederiz. Sayın Emre Kurtulmuş'la birlikteyiz efendim. Nasılsınız Emre Bey? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Bir sesiniz böyle aşağılara düştü gibi. Vallahi ya, bu sıkıntılı bugün. Öyle, ama yani bu fırtına dünden belliydi. Evet. Değil mi? Evet. Müthiş yarışmacılar. Çok. Her biri 9 bin lira alışkın. Buraya gelirken zaten 9 bin lira yakalayarak geldiler. O yüzden dedim yani hani 8.800 aldı Emre Bey ama yetiyordu kendisine 7.600. O yüzden çok zorlamak dedim. Fakat garip bir kader. Geçen sefer 22 tane harf alarak şampiyon olabilecek durumdaydınız. Almadınız. Kader dedi ki almıyor musun sen? Alma o zaman dedi. Şimdi harf almayacağız hocam. Deneyeceğiz artık. Deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ama olabiliyormuş yani onu da gördük. Hiç duymadığım bir kelime gelmezse elimden mesela geleni... Mesela rekolte gibi. Gibi. Evet. Şu 14 günün içerisinde şunu duymamış mıdır acaba dediğim bir tane var. 7 harfli yine. Onu duymuşumdur, başkasını duymamışımdır kesin. Genelde öyle oluyor bende yok çünkü. Yok ya öyle olmasın. Bu denizcilikle, gemicilikle ilgili. Bilir misiniz biraz? Yani kulağıma çalındığı kadar. İnşallah, inşallah. Başlayalım. Başlayalım. İlk kolaj. Buyurun geliyor. İçeceğin yancısı olan yiyecek. Yani tek başına da meze yenebilir ama... Buyursunlar. Fazla açıklama yaptırmadığınız için. Rica hemen ikinci sorunuza geçiyorum efendim. Bir yüze bakıldığında dolaysız olarak algılanan şey. Hani derler ya mesela yumuşak bir nokta noktası var. Aura. Yok sığmıyor. Veyahut da mesela kişi anlamında da kullanılır. Tanınmış bir... Sima. Bravo. Her şeyin yanında 5 harfli cevaplar var sırada. Buyurun efendim. Bir kadının ailesinden olan büyüklere göre o kadının kocası. Bir kadının ailesinden olan büyüklere göre. Damat. Yapıştırın geçsin. Tamam. Tamam. 5 haftadır çok bilmedik. Öğrendik bunu. Biliyoruz. Eski bir kelime olmasına rağmen edebiyat derslerini biraz hatırlayacağız efendim. Buyursunlar. Edebiyatta ölçü anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime. Hani mesela hece ölçüsü, nokta nokta aruz, ölçüsü. Yok. Aruz değil. Biliyorum da hatırlamak lazım. Buluruz, buluruz. Merak etmeyin. Şu hece ölçüsünden kopartmayalım kendimizi. Hece ölçüsü, bir de bir şey ölçüsü. Neydi o? İşte kelimenin şeyi aklıma gelmiyor. Durup düşünsem. Özellikle böyle hani divan edebiyatı falan şu nokta nokta ile yazılmış. Failatun, failün. Neydi dilimin o? Dilimin ucunda da işte. Büyük ihtimalle lise edebiyat öğretmeni de izliyordur. Buradan selamlar. İnsan unutuyor hocam. Hece ölçüsü, nokta nokta ölçüsü. En güzeli, en güzelini yaptınız. Neydi o? Böyle şeye benziyor. Neye benziyor? Eski zamanların yöneticilerinin unvanına benziyor. Hakan. Eski zamanlardaki yöneticilerin unvanı. Bak Mervan'ın bulduğu dekolte yaramamıştı basiret, ona. Basiret felci bağlandı. Ne ölçüsü? Hece ölçüsü. Kadim diye ismi. Ne? Kadim değil. Uzaktayız. Uzaktayız. Sıkıntı. Tüh ya. Bildiğiniz de kelime bu aslında da çabucak akla gelmiyor. Bir harf alabilseydik. Çok kolay olabilirdi her şey. Vezin... Duymadım hiç. Yapmayın ya. Gerçekten. Neyse en azından içim rahatladı. Ben bundan değil ama şu 7 harfliden korkuyorum. İşte geliyor şimdi. Şimdi tam dediğim olay yaşayacağız şimdi. Şimdi 6 harfliler var sırada. Buyurun. Mecazi anlamda başkalarına acı sadist çektirmekten haz duyan kimse sadist. Gayet güzel. Şimdi 6 harfli bir kelime. Biraz böyle egzajere ederek, abartılarak kullanılan bir kelime. Buyurun. Asıl anlamı başka. Çok zayıflamak anlamında zülmek. Abartıyla kullanılır mesela. Bittin yani böyle. O kadar zayıfladın ki sanki böyle... Erimek. Yapıştırınız. 2000 oldu kasa. Şimdi geliyor işte o benim zor soru dediğim soru. Bakalım biliyor musunuz? Gemi odacısı. Odacının yaptığı işi gemide yapan kişi. Gemilerdeki odalara ne deniyordu? Kamara. Kamara. Kameradan sorumlu olan kamarcı. Kişi... Kamarcı. Kamarcı değil. Ne mi? Eki de yabancı kökenli. Ha,
Kamarol. Kamarol gibi. Kamar. Durdursak mı? Hadi uyduralım. Kamarol değil. Ama öyle gidiyor. Kamaral. Kamarol daha güzeldi. Kamarol. Ya şu sondaki harfi değiştireceğiz belli ki. Kamorat. Kamarot. 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 Duymuştum. Bir uzun bir kamarot. Ne yazık ki önümüzü tıkayan sorular onlar oldu. Bakın bunlar mesela gayet kolay şeyler. Tek kelimedir. Yine alt anlamını kullandık. Şöyle bir soru yaptık size. Demiş ki kılık kıyafet için uygun gelmek, ölçüleri tam olmak. Üzerime... Oturmak. Oturdu. Oturmak. Güzel. Bu da çok basit. Buyurun göreceksiniz. İki kelimeden oluşuyor efendim. İlk 8 harfli cevabınızı oluşturuyor. Görelim. Cumartesi ve pazar dışında kalan... Hafta içi. Nedir? Hafta içi. İş günlerinde hafta içi deriz. Bu kadar kolay. Hakikaten o kadar kolay. Gelsin de bir görelim. Olmaz olsun. Yüksekten aşağıya doğru inmek. Öyle bayır aşağı falan da değil bu yani. Bayağı kolay. Yüksekten aşağı doğru inmek. Yok. Yokuşla alakalı değildir. Yüksekten? Alçalmak. Nedir? Alçalmak. Alçalmak. Sonunda var mı yoksunluğu peki? Kendisi 9 harfli. Bu bittikten sonra 3 soru kalacak. Sizin 1,5 dakikanız var Emre Bey. Buyurun efendim. Açık ve düzgün harflerle yazılmış. Karga buruka. Dikkat. Sonunda bir yoksunluk eki var demiştim. Sız. Açık ve düzgün harflerle yazılmamış olan yazılar. Neydi? Mesela öyle bir yazı yazıyor ki zannedersiniz 6 sene tıp okumuş. Yazısı tamamen... Çözemiyoruz, sökemiyoruz yani yazıyı. Ne yapamıyoruz? Çözümsüz değil. Ne yazıyor ya burada? İkileme değildi değil mi? Tek kelime mi? Sonunda şey var, yoksunluk eki. Nasıl bir yazı? Emre Hocam, bunun ismi basiret bağlanması. Şimdi şöyle düşünelim. Evet. Bakış açımızı değiştirelim. Evet. Neden yazıyoruz? Birisi bunu. Okunaksız. Buyurun. Geriye kaldı 3 soru. Buyurun geliyor. İkinci 9 harfli cevabın sorusu. Bir kimseye veya bir şeye karşı... Cephe almak. Belli tavır takınmak tek kelime. Bana neden böyle... Kötü ya da iyi olabilir bu. Takınmak gibi bir kelime bize lazım olan. Bana böyle takınamazsınız. Davranış. Nedir? Davranış. Davranış. Davranmak. Davranmak. Vezini kamerası gördünüz. Tabii hep zorunu arıyorsunuz. Kamerot yine vezine göre iyiydi. Öyle miydi? Vezin zordu. Kabul etmek lazım. Gelsin yenisi bakalım. Sondan bir önceki sorudur. Evde saklanan menkul değerler için kullanılan bir tabir. Gayet güzel. Geleneksel yatırım alanımız. Yastık altı. Bu da son soru, son cevap. Bu sizin başınıza geliyordu. Stalk etmek. Tek Cemil. Kelime olsun. Stalklamak. Stalklamak, stalklamak. 1000 puan değerinde. Vallahi istikrar. 8800 yine. Yaşadığımız onca. İşin kötüsü bir öncekinden daha iyiydi. Daha iyiydi. Vezin hariç hiç harf almadın değil mi? Kesinlikle daha iyiydi. Yani vezinde mesela harf alma şansımız olsaydı bir veya niye canım kamarotta kamarol başladık, kamarota gittik. Kamarot ama türettim vardı. Ya, vardı altyapısı diyorsunuz. Vezini hiç duymadım daha önce. Ya da duyduysam da... Bu da sizin Merva'nın rekolte gibi oldu. Sizi yan yana oturtacağım kadersizler olarak. Birazdan da şampiyonumuzu alkışlayacağız ama ondan önce bu güzel performansla bir alkışı duyursunuz.